Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. NASA'nın önde gelen bilim insanlarından Dr. James Green, uzaylı yaşam formlarının, başka gezegenlerde hayatta kalması için, yol gösterebileceğini açıkladı. Mars'a yönelik keşif çalışmalarını işaret eden, Dr. Green Mars'taki mikrobiyal yaşamı çözebilirsek, galaksinin istediğimiz herhangi bir yerine, gidebileceğimizi belirtti. NASA'nın önde gelen bilim insanlarından biri, Marslıların insanlığın Samanyolu galaksisinde seyahat etme çabasının anahtarı olabileceğini iddia etti. İnsanların, son derece sert koşullar nedeniyle, diğer gezegenlerde yaşaması mümkün görünmüyor. Ancak uzay ajansının baş bilim insanı, Dr. James Green'e göre uzaylıları bulmak, insanların dünya dışında hayatta kalması ve, Samanyolu'ndaki başka gezegenlerde yaşaması için, yeni yollar ortaya koyabilir. Dr. Green, bu sayede astronotların, dünya dışı yaşamı keşfedebileceği Mars gibi gezegenlerde, yaşayabilmek için genetik mühendisliği çalışmaları yapabileceğini söyledi. Gravity Assist isimli, podcast yayınında konuşan fizikçi, bizimkinden tamamen farklı bir ortamda yaşayan ve büyüyen, bir mikrobiyal yaşama bakacağız. Onlar bu zorlu ortamlarda yaşayabilmek için mekanizmalar geliştirdi, bunu nasıl yaptıklarını bilmek isteriz, ve böylece bizim de bunu başarmamız, mümkün olabilir. Eğer bunu çözebilirsek, DNA yapımızdaki yeni değişiklikleri kullanarak, yaşayabilme ve büyüyebilme olanağı elde ederiz. Belki diğer yaşam formlarının yaptığı da budur. O zaman, galaksinin istediğimiz herhangi bir yerine gidebiliriz ve bu her kapıyı açar ifadelerini kullandı. Dr. Green, insanlığın Mars'a yönelik keşif çalışmalarını da, Mars'a gitmek istiyoruz, oradaki ortamı kullanabilmek istiyoruz. Yani orada bulunan su kaynaklarını arayacağız. Mars'ta bol miktarda su var, ama buzda hapsolmuş. Ama biliyorsunuz ki onu nasıl çıkaracağımızı, eriteceğimizi ve kullanacağımızı biliyoruz. Elbette, su bir atmosfer yaratmak için önemlidir. Çünkü onunla hidrojeni kırabilir ve oksijeni tutabilirsiniz. Tabii oksijene ihtiyacımız var, bu da çok kritik diye değerlendirdi. Güneş sisteminde yapılacak bir dünya dışı yaşam keşfinin, mikrobiyal seviyede bile olsa, bu keşfin insanlığın dünya görüşünü temelden değiştireceğini söyleyen Green, dediğim gibi, mikrobiyal yaşam, güneş sistemimizde keşfedilebilecek en muhtemel şey, yani güneş sisteminde bir yaşam keşfedilecekse bu yüksek ihtimalle, mikrobiyal seviyede olacaktır. Fakat güneş sistemimizin dışında bulabileceğimiz akıllı yaşam, gerçekten çok çığır açıcı olabilir. Her ne kadar, mesafeler insan kavrayışının çok ötesinde olsa bile, zeki varlıkların orada olduğunu bilmeniz ve hatta, uzaktan iletişime geçmek bile birçok geniş kapsamlı şey üzerinde, büyük bir etkiye sahip olacaktır dedi. Siz değerli takipçilerim, bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Bulacağımız bir uzaylı ya da, dünya dışı yaşam formundan bilgiler edinip, biz de onlar gibi diğer gezegenlerde kolaylıkla yaşayabilir miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.